Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunanistan'da Fransa ile 28 Eylül'de imzalanan ve iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında işbirliği öngören anlaşma ile ortaya çıkan Yunan askerlerinin Afrika'da görev alması ihtimali tartışılıyor. Anlaşma, her ne kadar Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından tarihi bir anlaşma olarak nitelendirilse de içerinde Yunanistan'a getirdiği yükümlülükler açısından muhalefet partilerince eleştiriliyor. Anlaşma basit şekliyle askeri işbirliği ve stratejik ortaklıkla sınırlı kalmayarak, ortak menfaatlerin desteklenmesi için sahelde Fransız idaresindeki operasyonlarda olduğu gibi ortak birliklere ya da ortak operasyon alanlarına katılma kapsamını da içeriyor. Bu yönüyle iki ülke silahlı kuvvetleri arasında öngörülen işbirliği, Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü askeri operasyonlara Yunanistan'ın da iştirakinin yolunu açıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos ise Fransa'nın Sahel'deki yerel silahlı kuvvetleri yönlendirip, yardım edip, savaşta destek verdiği operasyonlarının adresi Assist and accompany at fight bölgede terörizmle mücadele amacı taşıdığını savunurken, Yunanistan'ın bu operasyonlara katılma olasılığını önemli operasyonel tecrübe olarak niteledi. Yunanistan parlamentosunda yapılan oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi, Kınal, Yunan Çözümü Partisi'nin Evet Oyu, Siriza, Yunanistan Komünist Partisi, KK ve Mera 25 Partisi'nin Hayır Oyu verdiği anlaşma Yunan dış politikası için kapanmış bir sayfayfa gibi görünmüyor. Çipras'ın, Sirza'nın 2023 seçiminde iktidara gelmesi hanelinde anlaşmanın Yunanistan askeri gücünün sahile gönderilmesinin önünü açan ilgili maddelerini değiştirme sözü vermesi dikkati çekiyor. Yeni Demokrasi Partisi, iki yılı aşkın süredir iktidar sürecinde, savunma işbirliği anlaşmalarına, silahlanma harcamalarına ağırlık verirken, ana muhalefetteki Sırıza, Yunanistan'ı iflasın eşine getiren ekonomik krizin sebeplerinden birinin silahlanmaya yapılan aşırı harcamalar olduğunu hatırlatıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.